Herkese merhaba. Şu anda 3 tane romorkumuzu döktük. Bir çiğniyoruz da bunun üstüne tekrardan dökeceğiz. Arkasındaki kepçe ile romorklardaki silajı indiriyoruz. Bayağı bir kolaylık sağlıyor. Dün gece birazcık yaptık. Çiğ düşmüştü. Ama silaj da çok olduğu için birazcık yapalım dedik. Bir 6 romork kadar doldurduk. Ama şu an bayağı bir yaş. Çiğin kalkmasını bekliyoruz biz de. O sırada da romorkları indirelim dedik. Şu an burada 3 tane romork var. 4. de geliyor. Ben içerisine inokulant ile yarma atıyorum. Buğday kırması atıyorum. Ama buğday kırmasını az kullanıyorum bu sene. Çünkü tırtıkaya karışık olduğu için fazla nişasta istemez diye az kullanıyorum. Ama nerede tırtıkale az, nerede buğday az, yulaf az, oralara daha çok atmaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. Bu saplı olanlar hep şalgam. Bunlar hep tırtıkale. İçerisine saman attık. Yaş olduğu için birazcık suyu çeksin, suyu akmasın diye. Saman ile takviyeledik yani. Altına da bol saman attık. Hep suyunu çeksin. İçeride kalsın, akmasın. Protein içerisinde kalsın diye. Amacımız bu. İnokulantı da arabalarımızı tahmini olarak 2 ton falan koyuyoruz. Yaş olduğu için. Tahmini hesabı yani. Ben de tartıyla ölçtüm. Şu anda bu şapşağın içerisinde şöyle 1 kilo. Evet, şu an 1 kilo var. Bu 1 kilo 2 tona kadar atabiliyor. Sıkıntı yok yani. Çekeceğiz, çekeriz. Çekici bilmiyorum. Şey, ben çekiç karşıda. Tamam amca. He? Tamam. Ha? Görmüyor. Hayır, sen tamam, çünkü önde mal. Tamam. Ben de bu şekilde ilacı homojen bir şekilde her tarafa ulaştırmaya çalışıyorum. Hani elimizden geldiği kadar. Şu an 5 senedir bu şekilde yapıyoruz. Hep oldu. Gayet de güzel. Sıkıntısız. Zaten memnun kaldığımız için bu sene de ektik. 6. senemiz. Hayırlısıyla bu da olacak. Hafiften rüzgar çıkınca bunu atması da zorlaşıyor.
6 tonluk araçlara, hani büyük araçlara birazcık kısa geliyor. Ama küçük araçlara, 4 tonluk dediğimiz araçlara tam geliyor. Yani ittirebiliyor ama durmadan da buraya indiği için maalesef böyle kalıyor. Onu da direnle ittiriyoruz. Burada da diyor, oradası çok kalabalık. Gülümseyin. Afiyet olsun, çekiyorum. Evet. Of, durun baba, yer olmuş daha be. Gel öyle amca, gel. Gel. Düzlemeye başla, haydi. Düzle, düzle, düzle. Düzle amca, haydi gel. Gel öyle, gel. Gel. Gel o şekil, gel. Gel, gel. Gel. Hop! Birazcık öne çeksin. Ya da dur dur çekmesin. Bir dakika, bir dakika. Ha? Çekmesin, hiç çekmesin, tamam, hiç. Hadi, tak. Hadi bittik. Aa, birazcık geri. Amucu! Milim geri verin, milim geri. Milim. Tamam. Tamam. Tamamdır. Kanatlar açıkmış arka arabanın. Aha da. Bunu buçuk kapatalım ya. Sizden taraf kalmış. Ama benden taraf kalmış. Tabii. Ben babana güvendim herhalde. O da kapatmamış. İyi, o da görmez ki. Bunlar kapat, kapatmamış. İşte. Olsun. Bir dur. Sakatlık çıkartmasın da. Yok yok. Ha, onun ardından ne olur lan? Oturdu zaten desem. Oturdu, çekti kendini. Şimdi daha dur. Bak başlıkta nasıl kalktı yukarıya. Evet. Ya kökünden ayıramıyorsun onu. Merdane çiğniyor, patlatıyor ama yine de ya, toprakta da kökü. Evet. Evet. İstiyor dirensin. Evet. Nasıl ilaç atıyorsun tarlaya, kalkıyor. Aynı. Ondan sonra aynı misal. Aynı.
Evet arkadaşlar, buradaki kısım doldu. Bir 35 romorko aldı orası. Hesabımıza göre öyle olması lazım. Yanlış saymadıysak 35 romorko orası aldı. Buraya ilk indirdik. Benim hesabıma göre 42 tane romork oldu ama şimdi 36. İleriye mi çekeyim? Yeter yeter. Silaj katkısını bol bol kullanıyoruz arkadaşlar. Yani normalde 2 torba almıştık. 50 kilo almıştık yani. 50 kiloda 100 ton atıyor diye. Biz şimdi arabalarımızın kaç kilo geldiğini, kaç ton geldiğini bilmediğimiz için hep fazladan fazladan atıyoruz. Yani 150 tonluk atabilecek kadar silaj katkısını şu anda atacağız. Öyle hedefliyoruz kendimize. Yani her arabamıza 3'er tonmuş gibisinden hani silaj katkısı atıyorum. 1,5 kiloya yakın silaj katkısı atıyorum. Parmağı var mı? Arkası boş. Arkası boş be. Al. Hadi. Yavaş yavaş. Hadi. Hadi. Çekin. Vur. Oradan. Tamam, haydi. Tamam. Bezelye görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bezelyeli tırtıkale daha çok yumuşacık. Bu da daha çok şalgam. Bu da şalgamın. Hepsi böyle karışıyor. Şimdi şalgamın fazla kuruması makinenin, silaj makinesinin sopalarını böyle kıyamıyor. Bu tarz böyle büyük büyük sopalar kalıyor. Bunun dezavantajı bu. Hayvanlar onu yemiyorlar. Yastada kalıyor, ayırıyorlar. Şuna bakar mısınız? Bezelye. Yumuşacık. Bu kaç oldu babaanne? Yok yok. Toplam. 35'ti. 42 tane hepsi. 42 tane mi? Heh, tamam. Doğruymuş. Ha, bir tane de araba var. Şey, tarlada var. 43. Şey, tarlada. Hani neyse. Hayvanları getirdik. 43 de. Şey, 44, 45 tane. Toplam. Tarlada da bir tane falan çıkar. O kaldı artık. 46 tane. Bayağı bir bu sene. Silaj çıktı. Hava bak sakinleşti şu anda. Az önce çok kuvvetli bir rüzgar çıkmıştı. Babam da artık yeter kalsın falan dedi. O yüzden. Bu şu anda tırtıkalenin. Nerede baba? Bezelyeyi gördün mü anne? Gördüm. Çok güzel. Bak ne kadar yumuşak. Var, evet. Bekle şimdi amcam ittirdikçe de atarız. O şapşakta kalan ilacı neyse. Karıştırdım. Hayır, bu son. Tamam. Ben attım onu. Çok var ha. Var ilaç. Olsun. Üstüne gezeceğim ben, her şeyle gezeceğim. Kalsın ilaç kalsın.
İlaç dediğimiz de silaj katlısı. İnokulant. Ay, var da pay var. Yer gök silaj oldu. Şuraya bakar mısınız? Resmen şu anda 2 metre falan, fazladır bile. Buraları. Şu anda benim boyum 1.75. 1.80 falan vardır buraları. Buraları birazcık daha alçakta. Bunu dün yaptık. Hala örtemedik çünkü ep arkası geliyor malın. Normalde örtmemiz lazım. Yoksa bayağı bir ısınmaya başlayacak yoksa. Şu anda iyi ama durması zarar. Bu gece hemen biraz çiğneyeceğiz onu. Biraz değil, bayağı bir çiğneyeceğiz onu. Bu böyle bayağı bir çökecek. Burası da çökmesi lazım. Böyle her yere aynı seviyeye getirene kadar her yere takviye yapacağız. Gerekli yerler takviyelerini yapacağız. Ama bayağı çöküyor. Kaba. Usta silajına benzemez. Ot silajı farklı.